pişman değilim. Zaten dengesiz birisiydi. Yani bunu buradan ona söylüyorum. Eğer izliyorsan dengesiz biriydin. Yani ne yaptın belli olmuyordu. Ruh hali değişik, stabil, ruh hastası biriydin. İşte Nadal'ı videosu çekmiş, yemek yemiş. Size ne yani? O zaman izlemeyin arkadaşım. Yani akrabalarıma, yakınlarıma söylüyorum. İzlemeyin, izlemeyin. Bu benim videom. Ben hayatımı anlatmak istiyorum. Gelin karşıma da o zaman bu videodaki şeyleri size anlatabileyim. O kadar bana yakın olun yani. Değilsiniz ki ben böyle anlatıyorum. İnsanlarla iletişim kuruyorum. Bu benim, ben Emre. Merhaba. Bugün sizlerle Nadal Mukbang videosu yapmak istedim. Çoğu insan bu tarz videolar yapıyor, çekiyor. Ben neden çekmiyorum? Benim neyim eksik dedim. Öyle düşündüm. Size Twitter aşkımı anlatacağım bugün. Aslında film gibi bir hikaye. İzledikten sonra bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Bu arada dişim ağrıyor. Dişçiye gideceğim cuma günü. Ona rağmen video çekmek istedim. Birazcık kafamı dağıtayım diye. O zaman başlayalım. Twitter hikayem aslında benim lise sonunda başladı. Ben yıllardır Twitter kullanan bir insandım. Yani lise öncesinde, ortaokulda ve lise boyunca. Bir arkadaşım vardı, ismi Ayşe diyelim ismine. Çok yakındık, böyle sürekli mesajlaşıyorduk Twitter'da, birbirimizi beğeniyorduk, tweet atıyorduk vesaire, bir şeyler yapıyorduk. Ondan sonra beraber çok yakın olmaya başladık. Yani Twitter üzerinden mesela aşk yaşayabilirsiniz biriyle. O kızla mesela bir hoşlantı tarzında bir şey oluşmuştu bende. Ondan da bana olmuştu. Hatta bir ara sevgili olmuştuk. Çok saçma ama görmeden sevgili oluyorsun yani. Birini görmeden sevgili oluyorsun. Ne kadar saçma. Yani. Yemeğimi de bu arada yemeye çalışıyorum bir yandan. Tuhaf geldi bu video tarzı ama aç durmayacağım. İşte Ayşe ile çok yakın olduk. Yakın olduk bu arada. Yakın olduk, samimi olduk böyle. Ondan sonra işte o kız İstanbul'da yaşıyordu. Sonra Eskişehir. Sonra derken benim yaşadığım şehre taşındılar, Antalya'ya. Buluşalım edelim falan diyorduk. İşte ben de lise sondaydım, dershane zamanında. İşte artık ders çalışıyorum, psikolojim iyi değil, sınava hazırlanmaya çalışıyorum, hayallerim var. Yani hayal olmayan bir yerde hayal kurmaya çalışıyorum yani. Böyle bir filmden bir alıntı gibi hissediyorum kendimi. Ondan sonra boşluğa düşmüşüm. Gelelim. Ağustos ayında dershaneye yazıldım. Belediyenin bir dershanesi. Ondan sonra oraya yazıldıktan sonra arkadaşlar edinmeye çalıştım yani. Şey dedim yani o kızın Ayşe'nin okuduğu liseden aynı lisede okuyan ismini ne diyelim? Eda diyelim. Eda diye bir kız vardı işte dershane. Dedim bu kızı tanıyor musun sen dedim. Twitter'dan yazdım o gün. Herkes tanışıyordu sınıfta işte. O da tanıyorum, aa yakın arkadaşım, en yakın kankam falan dedi. Ben bir şaşırdım tabii. Onun arkadaşının benim sınıfımda olmasından birazcık şaşırdım. Ondan sonra bir gün beraber üçümüz buluşalım falan filan dedi işte. Ondan sonra bir gün işte ders çıkışı beraber o geldi işte dışarı. Bu arada onu ilk defa göreceğim, tanışacağım. Ondan sonra beraber işte Antalya'yı gezdik, dolaştık, ettik. Böyle çarşıyı vesaire üçümüz. İkisi kız, bir erkek, ben işte bayağı yakın arkadaş olduk falan. Ondan sonra tabii ben bu kızı seviyorum, ediyorum. O da beni seviyor mu hala bilmiyorum yani. Ergenlik zamanlarından o zamana bayağı bir fark var. Çünkü yıllardır konuştuğum bir insanı yani yıllar sonra Twitter'da konuşuyorsun, ediyorsun mesela. Kızı gerçekte görüyorsun. Bu yani tuhaf bir şey yani filmlerdeki gibi. Diğer şeylerde yaşıyor. Senin yaşadığın şehre geliyor ve aynı yerde bulunuyorsunuz. Yan yana oluyorsunuz. Yani baktığımda çok abartı ve manyak bir şey. Yani şu an tabii öyle olmayabilir ama o zamanlar öyleydi. Yani bundan bir 4 sene önce, 3 sene önce. Tabii o zaman internet yeni yeni yaygınlaşmış tabii. Ondan sonra işte yakınlaştık vesaire ettik. Tabii ben bunun arkadaşı Eda ile sınıfta tabii beraber oturmaya başladık. Çok yakın olmaya başladık. Zamanla o benden birazcık aramız açıldı onunla. Eda ile daha yakın olduk. Eda ile beni kıskanmaya başladı işte. Sonra ikisi küstü bir ara bir nedenden dolayı. Demiş ki Eda'yı Ayşe. Benim arkadaşım benden çaldı demiş. Yani beni ondan kıskanmış vesaire. Arkadaş olduğum için ona çok yakın. Gerçekten çok yakınlık ve çok iyi anlaşıyorduk. Kıskanmış işte. Ondan sonra
Gel zaman git zaman ben bu Ayşe'yi tabii seviyorum. Ona açılmaya karar veriyorum. Tabii ergenlik zamanı yani yeltenemiyorsun, utanıyorsun, sessiz birisin, lisenin sonundasın, lise hayatın bok gibi geçmiş. Ondan sonra yani ne yapıyorum ediyorum? Bir şekilde cesaret ediyorum yani kıza söylemeye cesaret ediyorum işte. Bir de sınıfta bir Erhan diye çocuk var işte erkek. O Eda, üçümüz biz böyle arkadaşız mesela. O gün yani söyleyeceğim gün o Ayşe orada bekliyor. Ondan sonra ben, Erhan, Eda üçümüz işte onun yanına gidiyoruz. Ben de tabii söyleyeceğim işte güzelce giyinmişim, etmişim, gömleğimi giymişim. İşte kıza söyleyeceğim. Ondan sonra gittim işte tabii kıza söyledim. Tabii kız söyleyemedim daha doğrusu. Böyle geveliyorum ediyorum ben sen hoşlanıyorum. Böyle söyleyemiyorum. İlk defa söyleyeceğim çünkü. Yani o yaşıma kadar bir şey söylememişim, utanmışım, etmişim. Ondan sonra ne yaptım ettim. Bir şekilde söyleyebildim yani ama zar zor söyledim. Tabii aldığım tepki olumlu sonuçlanmadı maalesef. Dedi işte ben seni arkadaş olarak görüyorum, ben seni sevmiyorum falan filan. Bir de bana ne demesin? Bu şimdi Ahmet diye bir çocuğu seviyormuş. Ona demiş ki ben seni sevmiyorum, ben seni arkadaş olarak görüyorum. O da aynısını bana dedi. Ahmet de bana böyle demişti. O yüzden ben seni arkadaş olarak görüyorum dedi. Yani tokat gibi yüzüme çarptı o an. O gün çok zar zor eve gittim. Sinir krizi geçirdim yani. Pek konuşmadım o olaydan sonra onunla. Aramız öyle biraz açıldı. Yine de konuşsak da eskisi gibi olmadık. Gel zaman geç zaman aradan bir ay geçmiş işte biz görüşmemişiz falan filan işte. Diğer kıza daha samimi olmuşuz bu arada. Sonra bir gün işte dershane oraya geldi. İşte benle konuşuyor. Seni özledim falan filan. Ben de tabii tekrar umutlanıyorum kendi içimde yani. Yazık bana. Tabii olmadı yani. Keşke olsun isterdim o zamanlar ama iyi ki de olmamış. Yani pişman değilim. Zaten dengesiz birisiydi. Ya yani bunu buradan ona söylüyorum. Eğer izliyorsan dengesiz biriydin. Yani ne yaptın belli olmuyordu. Ruh hali değişik, stabil, ruh hastası biriydin. Ondan sonra İşte o Eda'yla çok yakın olduk falan filan. Ben doğum günü dediği oluyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani insanlar kızlarla yakınlık kurmaya çalışıyorum yani bir şekilde. Bir travma aslında benim. Onun beni sevmemesi Ayşe'nin. İşte Eda ile yakın oluyoruz falan. Eda'dan hoşlanmaya başlıyorum. Eda ile hoşlanırken işte Erhan geliyor. Erhan üçümüz işte bir aşk üçgeni gibi bir şey. O ikisi bana bir şey söyleyecek. Bir gün döner yemeye gidiyoruz. Sana bir sürprizimiz var diyorlar işte. Bana diyor ki pardon. Bana sana bir şey söyleyeceğiz Emrah falan diyor. Ben tabii söyleyeyim falan diyorum böyle gülüyorum mutluyum. Ha 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 harikayım. Diyor ki biz Erhan'la sevgili olduk. Sana söylemeyecektik ama biraz geç söyledik falan. Ben şok. Yani o an oradan kalkmak istedim. Yani yerin dibine girmek istedim yani. Diğer arkadaşı olmamış. Yani onu sevmişim, onu öldürmüşüm. Zamanla ona yakınlık kurmuşum, güvenmişim. O da onu sevmiş. Yani Aşk-ı Memnu'daki Beşir gibiyim ben galiba. Yani herkesi seven ama kimsenin sevmediği biri gibi biri oldum. Bu da neden böyle oldu? Çok yavaş davranmamdan dolayı, utangaç olmamdan dolayı. Ben arka sıralara otururdum ve çok utangaç biriydim. Lanet olsun yani bu özgüvensizliğe. Bunun ceremesini çok çektim. Ağladım ettim işte eve gideceğim diyorum ben böyle. Ne oldu diyorlar iyi misin diyorlar. De anlıyorlar işte içeri tabii de belli etmiyorlar işte. Eve gidiyorum işte ağlıyorum ağlıyorum. Arama onlarla da mesafe koydum. Falan filan işte neyse. Sonra bir gün dayanamayıp WhatsApp'tan dedim ki Eda ben seni seviyorum dedim. Keşke daha önceden söyleseydin dedi. Şok falan oldu işte. O da gitmiş sevgilisine söylemiş. Tabii sevgililer ya sevgililer sevgiliye güvenmek zorunda. Gitmiş söylemiş. O çocuk da işte kavga edecekti bende. Şuraya gel buraya gel. Edecektik kavga falan işte. Sonra bir şeyler oldu. Yumuşadı mı ara. Kız sayesinde bir şey oldu. Etmedik kavga. Sonra ben ikisiyle de barışmak istedim. Çocuktan yani bir suçum yok aslında yani. Suçum yok. Ama özür dilemeye çalışıyorum yani. Dostluğumuzu geri kazanmak için. Yani bu benim bir suçum değil birini sevmek ya da dostluğumuzun bozulması suçum değil. Hayatın kanunu. Aşk yani bu. Gerçekten o yaşadığım dramı anlatamam. Anlatamam. Gerçekten kötüydü ve daha bitmedim. Ondan sonra işte kızla aramız biraz düzeldi. Neyse ama çocukla aramız bozuk ya yani. O da sevgilisi. Tabii sevgilisiyle konuşmadığım için kız da benimle zamanla soğudu. Kesin kıza demiştir. Ya ben ya demiştir. Kız da onu tercih etti yani. Öyle oldu. Tabii kız
O zaman YGS vardı. Mart'a kadar oradaydı. İşte Mart'tan sonra dershaneden ayrıldı. Ben depresyona girdim. Saçımı kazıttım. Zaten sınav stresi var. Aşk stresi var. Saçımı kazıtmışım. 3 numara saçla geziyorum işte. Öyle geçti zamanım yani. Lise sonum berbattı. Dershane zamanı. Zaten lise hayatım bambaşka berbat. Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Ondan sonra 2 ay sonra işte benim çok yakın bir arkadaşım var. Ayşe diye. O gerçek Ayşe. Ondan sonra onunla işte marketten çıktık, AVM'den. Sonra şeye gittik. Tren istasyonu, tramvay istasyonu var. Orada karşılaştık Eda ile. Eda ile ikisi konuştu. Ben de merhaba dedim. Sonra arkamı döndüm. Yaslandım. Uzaklara baktım. İçten içe tabii konuşmak istiyorum ama konuşmadık. Öyle kaldı yani. Sonra yıllar sonra öğrendiğimde de Erhan'la ayrılmışlar. Başka bir sevgilisi varmış. Şu an mutluymuş. Mutlu olsun herkes. Ben kimseyi mutsuz etmek istemem tabii. Ama ben zamanla çok mutsuz oldum. Çok kırılgan bir insandım. Çok kalbi hassas bir insandım ama artık öyle değilim. Dünya beni artık aşırı duygusallıktan biraz uzak tutmaya yaradı. Tabii ki de duygusalım hala ama o kadar değilim yani. Çok zor zamanlar atlattım yani bu anlamda. Çok yalnızlık çektim. Ama hiçbirinden pişman değilim yani. Hiçbir şey istedemeyen bir insan olmak yerine en azından hepsini yaşamışım. Bunlar benim için bir ders olmuş yani. Artık gerçek aşkı daha iyi anlayıp daha iyi arayabiliyorum. Daha çok insanlara değer verebiliyorum. Daha çok zamanda söylüyorum. Bugünüm son günmüş gibi yaşamak istiyorum yani. O yüzden artık rahat ben burada. Geçmişimi ve bana hata yapan, bana kazık atan insanlara teşekkür ediyorum. Çünkü buradaysam onlar sayesinde buradayım. Bu şekilde. Bu arada da bu videomun saçma olduğunu düşünenler olacak işte. Nadal'ı videosu çekmiş, yemek yemiş. Size ne yani? O zaman izlemeyin arkadaşım. Yani akrabalarıma, yakınlarıma söylüyorum. İzlemeyin, izlemeyin. Bu benim videom. Ben hayatımı anlatmak istiyorum. Gelin karşıma da o zaman bu videodaki şeyleri size anlatabileyim. O kadar bana yakın olun yani. Değilsiniz ki ben böyle anlatıyorum. İnsanlarla iletişim kuruyorum. Bu benim, ben Emre'm. Kendime de gurur duyuyorum. Mutluyum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram'da takipleşebiliriz, konuşabiliriz. Bu şekilde kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bu kadar.